Merhaba arkadaşlar VIP fizik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte modern fizikle ilgili soru çözümleri yapacağız. Konumuz özel görelilik. Kullanacağımız kaynak yayın denizinin AYT fizik soru bankasıdır arkadaşlar. Sorularımıza başlıyoruz. Birinci soruyu büyütüp başlayalım. Bir cismin hızı ışık hızına yaklaşırsa olaylarından hangileri gerçekleşir diyor. Şimdi cismin kütlesi artar. Arkadaşlar ışık hızına yaklaştığı zaman kütlesiyle ilgili bir değişiklik olmuyor. Boyu kısa ölçülür. Işık hızına yaklaşan cisimlerin boyunda bir büzülme olur. Zamanda ise genişleme olur. Yani hangi yönde hareket ediyorsa o doğrultudaki boyunda kısalma oluyor. Örneğin cisim şu tarafa doğru ışık hızının atıyorum 2 bölü 3 ile hareket etsin. Yani ışık hızına yakın bir hızla hareket etsin. Dolayısıyla bunun bu y boyunda bir şey olmuyor. Ancak x kısmında yani hareket ettiği doğrultudaki kısmında küçülme yaşanıyor. Yani cisim ışık hızına yakın hızlarla hareket ettiği zaman şu şekilde bir boya sahip oluyor. Y kısmı aynı kalıyor, X kısmı gördüğünüz gibi küçülüyor. Dolayısıyla bunun doğru olduğunu biz ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Enerjisi artar diyor. Işık hızına yaklaşan cismin tabii ki enerjisi artar. Yani sonuçta hızı artarsa enerjisi artar dememizde bir sakınca yoktur. Sorunun cevabı E şıkkı. Michelson Morley deney düzeneği şekilde verilmiştir. Dünyanın dönüş yönünde A ışını, dönüş yönüne dik B ışını oluşturuluyor. Buna göre yargılarından hangileri deneyin kurgulanmasında temel alınmıştır? Arkadaşlar Michelson Morley deneyinin yapılış amacı elektromanyetik dalgaların yayılmak için bir ortama ihtiyaç duyup duymadığını araştırmaktır. Yani elektromanyetik dalgalar gerçekten de boşlukta mı yayılıyor Yoksa boşluk gibi davranan eter isminde bir ortam mı var? Dolayısıyla dünyanın dönüş yönü A'nın yönüyle aynı olduğuna göre dünyadaki eter ortamı da A ile aynı yönde esecektir. Dolayısıyla eter ortamına paralel gönderilen A ışınının hızıyla eter ortamına dik gönderilen B ışınının hızı aynı olmamasını öngörüyorlar. Yani bu deneyde böyle olacağı düşünülüyor. Sonuçta diyor ki eterle aynı doğrultuda gönderilen ışıkla Etere dik doğrultuda gönderilen ışığın sonuçlarının aynı olmaması gerekiyor. Bir tanesi geç kalması gerekiyor şeklinde düşünülüyor. Eğer geç kalsaydı, ekran üzerinde oluşacak girişim desenlerinde ne olacaktı? Saçak kaymaları yaşanacaktı. Ancak adamlar yaptıkları deneyin sonucunda saçaklarda herhangi bir kayma göremediler. Bu da ne demek oluyor? A doğrultusunda giden ışın da aynı zamanda ekrana gelmiş, B doğrultusunda giden ışın da aynı zamanda ekrana gelmiş. Yani deneyin sonucu olarak şunu çıkartıyorlar. Eter diye bir ortam yoktur. Işığın hızı boşlukta her doğrultuda birbirine eşittir diye sonuç çıkarılıyor. A ışını eterle aynı doğrultuda hareket eder. Çünkü A ışını dünyanın dönüş yönünde olduğu için eter rüzgarı da A ışınıyla aynı yönde esecektir. Dolayısıyla A ışını dünyanın dönüş yönünde, B ışını ise eterin yörüngesine dik olmaktadır. Evet A etere paralel, B de etere dik. A ışını ile B ışınının hızları farklı olur. Deneyin sonucunda bu hızlar farklı olmamış. Ancak deneyin kurgulanmasında temel alınmıştır. Yani adamlar deneyin bu şekilde sonuçlanacağını düşünüyorlardı. Hızların farklı olmasını bekliyorlardı. Ama böyle bir şey olmadı. O yüzden deneyin kurgulanmasında temel alınmıştır dediği için evet hızlarının farklı olmalarını bekliyorlardı. Yani arkadaşlar bu da deneyin kurgulanmasında temel alınmıştır. Sorunun cevabı E şıkkıdır. Yukarıda verilenlerden hangileri eylemsiz referans sistemi olarak tanımlanabilir? Eylemsiz demek arkadaşlar ivmesiz olacak. Yani ya duracak ya da sabit hızla hareket edecek. Sabit hızla hareket yapan bir asansör. Evet sabit hızlı olduğu için herhangi bir ivmeden bahsedemeyiz. İvme olmayınca da eylemsiz olur. Sabit ivmeli hareket yapan bir asansör. Sonuçta burada ivmeli dediği için eylemsiz olmuyor. Dünyanın etrafında sabit süratle dolanan uydu. Şimdi arkadaşlar dünyanın etrafında dolanan uydunun hareketini biz neye benzetebiliriz? Düzgün çembersel harekete benzetebiliriz. Düzgün çembersel harekette evet hızın büyüklüğü değişmiyor ancak hızın sürekli yönü değişiyor. Yani hız buradan geçerken şu şekilde bir yöne sahipse, buradan geçerken şu şekilde bir yöne sahip, burada ise böyle bir yöne sahip. Sürekli hızın yönü değişiyor. Hız da vektörel olduğu için yönünün değişmesi zaten hızın değişmesi anlamına geliyor. Hız değiştiği zaman da ivmeden bahsedebiliyoruz. Yani çembersel harekette ivme sıfır değildir. İvme nedir? Merkezcil ivmedir. Yönü merkeze doğru olan sürekli bir ivme vardır. Bu ivmeye de merkezcil ivme denir. Dolayısıyla bu merkezcil ivme olduğu için bu sisteme de biz eylemsiz referans sistemi diyemeyiz. Çünkü eylemsiz olması için ne olması gerekiyordu? İvmenin sıfır olması gerekiyordu. Sorunun cevabı aşıklıdır. has zaman için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar has zaman demek olayın gerçekleştiği yerde ölçülen zamana has zaman denir. Yani olay dünyada gerçekleşiyorsa dünyada ölçülen zamana has zaman denir. Olay ışık hızına yakın uzay aracında gerçekleşiyorsa uzay aracında ölçülen zamana has zaman denir. Ve arkadaşlar has zaman daima gözlemcinin ölçtüğü zamana göre daha küçük olur. Yani Uzay aracında bir olay gerçekleşiyorsa bunun zamanına biz has zaman diyoruz ve diyelim onu t üssüyle gösterelim. Şimdi dünyadaki bir gözlemci uzay aracına baktığı zaman gördüğü zamana ise t diyelim. İşte gözlemcinin gördüğü süre her zaman olayın yaşandığı yerdeki süreden daha büyüktür. Tam tersini düşünsek de aynısı olurdu. Yani uzay aracındaki kişi gözlemci olsaydı dünyada bir olayı gözlemleseydi Sonuçta bu sefer dünyada yaşandığı için olay dünyada ölçülen süreye has zaman denecekti. Yine t üssü o olacaktı. Yani dünyada geçen süreye t üssü diyecektik. Bu kez gözlemci uzay aracında olduğu için gözlemcinin ölçtüğü süre dünyada ölçülen süreye göre daha büyük olacaktı. Yani her zaman gözlemcinin ölçtüğü süre daha büyük olur arkadaşlar. Şimdi has zaman ne demekti? Son kez söylüyorum olayın gerçekleştiği yerdeki ölçülen süreye deniyordu. Bakın bir olayın gerçekleşmesi esnasında olayın gerçekleştiği yerde ölçülen zamana has zaman deniyor. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgen şeklindeki bir cisim ışık hızına yakın hızda hareket ediyor. Buna göre durgun bir gözlemci yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. B kenarının uzunluğunu aynı ölçer. Çünkü arkadaşlar, uzunluk büzülmesi hareket doğrultusunda gerçekleşir. Yani bir süre sonra bu cismin dünyadaki gözlemciye göre görüntüsü şu şekilde olacaktır. Yani A kısmı kısalacak fakat B kısmında bir değişme olmayacak. Çünkü hareket B doğrultusunda değil, A doğrultusunda gerçekleştiği için bu şekilde bir A boyunda kısalma yaşanacaktır. B kenarının uzunluğu aynı ölçülür. A kenarının uzunluğu daha kısa ölçülür. Dikdörtgenin alanının daha küçük olur diyor. E çünkü eskiden alan bu kadardı. Daha sonra alan bu kadar olduğu için bu da doğru. Sorunun cevabı E şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Michelson Morley deneyinin yapılma amacıdır? Arkadaşlar bunun yapılma amacı ışığın boşlukta mı yayıldığını yoksa eter diye isim verilen bir ortamda mı yayıldığını anlamak. Işık hızının gözlemciye göre değişimi bu görelilikle ilgili. Eter adı verilen ışığın içinde hareket ettiği maddeyi bulmak. Evet arkadaşlar, deneyin amacı budur. Eter hipotezini ispatlamak. Yani ışık gerçekten boşlukta mı yayılıyor yoksa eter ismi verilen bir ortamda mı yayılıyor? Bu deneyin amacı bu. Eylemsiz referans sisteminde bir cismin durgun olduğunda ölçülen boyunun adı nedir? Arkadaşlar buna has uzunluk deniyor. Yani cismin gerçek uzunluğudur. Örneğin bir cismin boyu bu kadarsa Işık hızına yakın hızlarla hareket ettiğinde boyu bu kadar oluyorsa işte şuna biz ne diyoruz? Has uzunluk diyoruz. Dolayısıyla sorunun cevabı B şıkkıdır. Einstein'ın özel görelilik teorisine göre yargılarından hangileri doğrudur? Zaman ölçümleri mutlak değildir. Yani zamanın göreceli olduğunu söylüyor. Zaten Einstein'ın özel görelilik teorisinin sonuçlarından biri neydi? Zaman genişlemesi. Diğeri neydi? Uzunluk daralmasıydı. Uzunluk ölçümleri mutlak değildir. Yani uzunluk ölçümleri de diyor hızına göre cismin hızına göre değişir diyor. Kişiden kişiye değişir diyor. Doğru arkadaşlar. Cisimlerin hızı arttıkça toplam enerjisi azalır diyor. Böyle bir şeyin özel görelilikle falan hiçbir alakası yok. Sorunun cevabı C şıkkıdır. Düşünce deneyi olan ikizler paradoksuna göre ikizlerden birisi dünyada diğeri uzay gemisinde kalıyor. Uzay gemisi ışık hızına yakın hızla yolculuk yapıp dünyaya dönüyor. Buna göre ikizlerden birinin daha yaşlı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır? Şimdi yaşlı olmasının nedeni orada normal bir zaman geçiyor, diğerinin genç kalmasının nedeni ise e, ışık hızına yakın hızlarla hareket eden sistemlerde zaman yavaş akıyor. Zaman yavaş aktığı için de yaşlanmıyor. Uzay gemisindeki daha yaşlı olur. Bir kere yanlış. Dünyadaki daha yaşlı olacak, değil mi arkadaşlar? Bu yanlış. Dünyadaki daha yaşlı olur çünkü uzay gemisi eylemsiz kalamaz. Evet sorunun cevabı bu. Uzay gemisi ivmeli hareket yaptığı için zaman onunla yavaş işleyecektir diyor. Dünyadaki de zaman normal işleyecek ve dolayısıyla yaşlı olacak diyor. Diğer şıklara da bir bakalım. Uzay gemisindeki yaşlı olur diyor. Yanlış zaten. Dünyadaki ile uzay gemisi arasında yaş farkı olmaz diyor. Yanlış. Dünyadaki daha yaşlı olur diyor. Çünkü uzay gemisine göre dünya uzaklaşır diyor. Eğer bu dediği olsaydı yani uzay gemisine göre dünya uzaklaşmış olsaydı o zaman dünyadaki hareket etmiş olacak. Onun yaşı daha genç kalması gerekiyordu. Yani burada dünyadaki daha yaşlı olur dememesi gerekiyordu o zaman. Bu da yanlış. Sorunun cevabı B şıkkıdır arkadaşlar. Işık hızına yakın V hızlarıyla hareket eden KLM cisimlerinin hareket doğrultuları şekildeki gibidir. Buna göre durgun bir gözlemci hangi cisimlerin boylarının kısaldığını görür. Arkadaşlar bir kere k'nın boyu kısalır. Çünkü hareket doğrultusuyla k'nın boyu birbiriyle uyumlu olduğu için zaten uzunluk daralması nerede gerçekleşiyor? Cismin hareket yönünde gerçekleşiyor. Yani k'nın boyu örnek veriyorum şu kadar olabilir harekete geçtiği anda. O zaman cevaplarda k olacak. L'nin boyu hareket doğrultusuyla alakalı olmadığı için dolayısıyla L'ye herhangi bir etkisi olmayacaktır bu hareketin. Yani L'nin boyu aynı kalacaktır. L olanları da eliyoruz. Gelelim M'ye. Arkadaşlar M'nin boyunun iki parçası vardır. Bir parçası şudur. Bir parçası da budur. Dolayısıyla hareketine dik olan şu kısmının boyunda herhangi bir değişme olmayacak. Ancak hareketine paralel olan şu kısmı kısalacak. Dolayısıyla bu kısmı kısaldığı için yani artık bu örnek veriyorum şu kadar olacak. Yani toplamda uzunluğu ne olmuş olacak? kısalmış olacak. Sonuçta bir boyutu kısalıyor, bir boyutu değişmiyor. Toplamda ne olmuş oluyor? Kısalmış oluyor. Yani K ve M sorunun cevabıdır. Trende yolculuk eden bir trenin gidiş yönüne doğru el feneri açıyor. Işık hızı trendeki gözlemciye göre V1'dir diyor. Tren dışında duran bir gözlemciye göre V2 oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar Einstein'ın özel göreliliğinin birinci postülası neydi? Tüm eylemsiz referans sistemlerinde fizik yasaları aynıdır. Peki ikinci postülası neydi? Orada da diyordu ki ışık hızı gözlemcinin ya da kaynağın hızından bağımsızdır. Ve ışığın hızı boşlukta 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Yani kısacası ışık hızını hepsi birbirine eşit görür. Yani bu biri birinden büyük görür ya da küçük görür diyenler yanlış. V1 eşit V2 çünkü ışığın hızı gözlemciye bağlı değildir. İşte sorunun cevabı C eşit. Michelson Morley deneyiyle birlikte olaylarından hangileri kanıtlanmıştır? Evrende esir denilen bir maddenin olmadığı. Evet deneyin sonucu bu. Atomun yapısıyla bir alakası yok. İkizler paradoksunun çözümüyle de bir alakası yok. Çünkü bu görelilikle ilgili bir şey. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Özel görelilikle birlikte ifadelerinden hangilerine dair çözümler üretilmiştir? Işık hızının evrendeki mutlak hız olduğu yani ışık hızının üstüne çıkılamayacağı doğru arkadaşlar. Hatta ışığın hızı gözlemciden ve kaynağın hareketinden bağımsızdı. Işığın hızı hep c olarak bulunması gerekiyordu. Işık hızının gözlemcinin hızından bağımsız olduğu evet buna da dair bir çözüm üretti özel görevlilik. Fakat yer çekimi kuvvetinin varoluş nedeni Arkadaşlar bu özel göreliliğin değil genel göreliliğin açıkladığı bir şeydir. Yer çekim kuvvetinin varoluş nedeni dediğim gibi genel görelilikle ilgili. Sorunun cevabı 1 ve 2'dir. Yukarıda verilenlerden hangileri eylemsiz referans sistemine örnek verilebilir? Sabit hızla hareket eden bir tren diyor. Sabit hızı gördüğümüz anda ivme 0 olduğu için dolayısıyla bu bir eylemsiz referans sistemidir. Yavaşlayan bir roket yavaşlamak bir ivmeli harekettir yani eylemsiz olmaz. Hızlanan bir asansör hızlanma da bir ivmedir bu da olmaz. Sorunun cevabı aşıklıdır. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.